Aspo oyuncusu Mehmet Özcan bizlerle beraber sevgili izleyenler gündemi konuşacağız. Mehmet hoş geldin nasılsın? Günaydın Çiğdem kolay gelsin. Dün Başkan Burak Elmas'la evet. bir aradaydık. Galatasaray'daki gündemi değerlendirdik. Öyle söyleyeyim. İstersen izleyicilerimizi aktarabiliriz. Kesinlikle çok oldu. fazla satır başı var. Ben senin zamanından da çalmak istemiyorum. Soyunma odası koridorlarından bahsetti. Ses kaydı yapan gözlemci yakaladık dedi neler söylemek istersin? Çok çarpıcı, çok resul açıklamalarda bulundu başkan. Sözü sana vereyim. Buradan başlayalım. Bu konudan başlayalım. Tabii, hemen düzeltmeyle başlayalım. Tamam. Bu sosyal medya ve doğal olarak yazılı basına da öyle yansıdı. Soyunma koridoru e, odası değil, e, koridor, e, tünel. Daha tamam. doğrusu orada e, yani Galatasaray soyunma odasına çünkü gözlemciler e, giremiyor. Orada bir yanlış ifade doğal olarak e, taşındı sosyal medyaya. Ama tabii bu da etik değil bakarsak. Bir de Art Fenerbahçe maçından sonra da Başkan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Rezan Öpözü'ne çıkan cezalar var. Bu üç ceza için de itirazda itiraz başvurusunda bulunduklarını ifade Çiğdem ve bu akşam tahkim muhtemelen bir karar verecek diye bekliyoruz bu cezalarla ilgili. Malum Fatih Hoca... 5 artı 1 6 maçlık bir cezası söz konusuydu. Ee, Burak Elmas baştan sona En Federasyon nezdinde görüşlerini paylaştı. Hakemlerle ilgili futbol takımının genel fotoğrafını çekti. Ama burada tabii en önemli kendisine verdiği not. Şu an 6 aylık dönemi için 10 üzerinden 5 dedi. E, başkan eleştiriler yaklaşmayı sever. Ee, onun dışı aklıma geldikçe oyuncu bazlı gidebiliriz. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çok önemli açıklamaları var. Mustafa Muhammed ve Saşavae Kerem'le Galatasaray'ın 5 yıllık yeni bir anlaşma imza attığını altını çizelim. Yalnız sözleşmede serbest kalma maddesi olmayacak. Yani Galatasaray tamamen istediği Hı -hı. şartları oluşturamadı. Kerem 5 yıllık muhtemelen ki ücretini de söyleyebilirim. Berkan Kutlu Galatasaray'ın en değerli yerli oyuncularından biri bu transfer döneminde 7 milyon TL. Ona yakın bir rakam alacak Kerem. Mustafa Muhammed konusunda Mısır'da çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini 31 Aralık'a kadar Galatasaray e, alıyoruz dediği anda e, bu oyuncunun 4 milyon dolara bonservisini alabileceğini ve zamanların olduğunu ifade etmişti. Üçüncü isim de Saşavaya. Saşavaya'nın de devreyi kapattığı yönünde haberler var ama başkandan aldığımız bilgi, bir hafta içinde İstanbul'a geleceği ve takıma çalışmaya başlayacağı yönünde. Sen güzel aslında bir toparladın, özetledin. Şimdi biraz daha detaya girerim. Kerem'den bahsettin sen sözleşmesini uzatmak için prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Toplamda 5 yıllık olacak ve eee çıkış maddesi de olmayacak. Bunu zaten başkan söyledi. Ve oyunculara gelen teklif yok, yok dedi ama bu da zaten yani önümüzdeki süreçlerde de teklif gelmeyeceği anlamına da gelmiyor gerçi dedi. Değerini bulan ve kariyerini başka yerde sürdürmek isteyen herkesle vedalaşa biliriz dedi. Dinamik bir listeyle çalışıyoruz ifadesini kullandı. Bu sözlerden devam edelim. Babel ve Feguli yüksek maaşlar alan isimler biliyorsun. Elbette kendi kariyerlerini düşünecekler, kendi çıkarlarını dedi ama güzelce bir şey söyledi onlarla alakalı. Profesyonellik örneği gösterip ciddi de katkılar yapıyorlar dedi. Buradan devam edelim. Tabii Çiğdem. 61 milyon euroluk takım bütçesi bu sezon başında en büyük yükte Falkan'dı ki Falkaya tazminat da verildi. 48 milyon euroya düştü. 2022-2023 önümüzdeki sezonu kastediyorum 35 milyon euro düşecek. Nasıl düşecek? İşte demin saydığın iki isim. Fegül ve Babel'in kontratları bitiyor. İkisinin de 4'er milyon eurodan 8 milyon euroluk bir maliyeti söz konusu. Devre arası için kesin konuşamıyorum. Çünkü sezon başında da Babel için bir Kasımpaşa formülü denendi ama Kasımpaşa'nın vereceği rakam çok çok az olduğu için Babel kalmaktan yana tavır sergilemişti. Şu an takımdan ayrılması kesinleşen yabancının Asus'u aldığını söyleyelim ki maliyetinde yarım sezon için 200 bin euro. Yani Galatasaray için çok bir külfet olduğundan söz edemeyiz. Transfer operasyonları devam edecek. Demin Hı -hı. ifade ettin, teklif gelmedi. Şu an resmi teklif gelmedi ama oyuncuların izlendiğini iyi biliyoruz. Avrupa Ligi'ndeki 5 grup maçı özellikle Kerem, Marka, Çikal'da kulüp isimleri de verelim. Atalanta scoutlar gönderiyor yine Lyon, Nantes Fransa ekipleri Marseille gruptaydı zaten Galatasaraylı oyuncuları yakından izleme fırsatı buldu. Burada şimdi geçen yönetimin 4 yıllık süresini hatırlıyorum. bir financial fair play anlaşması vardı ve doğal olarak Galatasaray hep sattığın kadar al kuralına takıldığı için istediği transferleri yapamadı ya da şöyle özetleyelim hep serbest oyunculara ya da kiralık oyunculara yönelmek zorunda kaldı ama artık böyle bir senaryo Galatasaray'ı hmm. beklemiyor. Sezon başı zaten 25 milyon euro para harcayarak bu takım kuruldu ve bunun mantalitesi değerini bul oyuncu satılmalı. E, açalım. Marka, Kerem, Çıkalda, Berkan döndüğü zaman Saşa Boy hep Galatasaray'ın ileride Moruta'nın da bunu ekleyebiliriz tabii ki. E, Barış Alper Yılmaz'la satılma potansiyeli olan evet. oyuncular ve teklif geldiği anda Galatasaray her oyuncu için ...masaya oturacak, onu ifade edebilir. Muhammed'le ilgili söyledikleri önemli. Yani bon servisi için aralık sonuna kadar opsiyonları olduğunu söyledi. E, oyuncunun tabi isteğinden bahsetti. O kalmak için istekli diyor. E, bu kulüpte kimi oynamak istemez ki dedi. Sonrasında da e, topu e, teknik heyet diyerek Fatih Terim'e attı. Şunu sormak istiyorum. E, bu tabi açıklamayla ilgili şu tarz yorumlar da geldi bize... Önümüzde bir ay söylemiyle Fatih Hoca'ya bırakıyoruz da dedi. Çok fazla istekli değil mi acaba yönetim Mustafa Muhammed'in bonservisini almakla alakalı? Sen ne hissettin? Bizzat yerinde çünkü takip ettin konuşmaları. Ne dersin? Başkan politik konuştu. Hı hı. Çok da oyuncunun performansıyla ilgili yorum yapmak istemedik. Ki belli ki iniş çıkışlar var. Bunu bizler de görüyoruz ama benim istihbaratlarım Galatasaray Mustafa Muhammed'in Bon servisini kullanmaya karar verdi. 4 milyon dolar çok da yüksek bir rakam değil Mustafa Muhammed gibi Mısır Milletekonu düzenli çağrılan oyuncu için. Ancak bir şart koşuluyor. Mısır'da çalıştığı menajer var, o menajeri değiştirip Galatasaray'la yeni sözleşmeyi imzalaması söyleniyor. Bir ay artık son 30 gün, bu 30 gün içinde belli olacak ama ben Mustafa Muhammed'in bonservisine alınacağını düşünüyorum. Diğer senaryo, bonservis alınmazsa sezonun ikincisi Muhammed'den ne kadar faydalanabilirsiniz? Aslında o da benim kafamda ciddi soru işaretleri barındırıyor. Bakarsak da Galatasaray'ın forvet havuzuna sadece sözleşmeli kendi oyuncusu ne var, ondan da Galatasaray memnun değil. Diğer iki oyuncu Halil ve Muhammed kiralık. Halil'le de değerli bir oyuncu ama Halil için Brentford'un ne isteyeceğini Galatasaray bilmiyor. Ama sonuçta Muhammed'le rakam net. 4 milyon dolara 31 Aralık'ta ödüyoruz dediği anda sezon sonuna kadar bu demeyi gerçekleştirip oyuncu alabilir, İstihbaratlarım kullanacağı yönünde opsiyonum. Redson Fernandez'le o zaman konuşalım. Transfer için Fernandez'e ilginin zaten Benfica tarafından bilindiğini de söyledi başkan. Bize de ilgisi var oyuncunun dedi. Ama listemizde yer alan başka oyuncular da var diyor. Ocak ayında herhalde detaylı görüşmeleri yapacaklar. Bunu da bizzat söyledi. Gerekli hamleleri yapacağız dedi. Sen Jetson ile ilgili söylemlerinden ne çıkardın Mehmet? Ş ş şunu hatırlatalım Çiğdem. Lazio maçının ardından bir Avrupa'da pozisyon netleşecek. Bir veya iki. Yani ya Şubat Hı -hı. ayında oynayacak Galatasaray ya da direkt son 16'ya kalacak. Üç tane listesine değişiklik yapma hakkına sahip. Yani Galatasaray Ara transferde 3 ismi UEFA listesine ekleyebilir ilerleyen turlar için. Ve buradaki bir numaralı ismin de Gerson Fernandes olduğu bir gerçek. Sezon başı neden olmadı? İzleyicilerimizi tekrar hatırlatalım. Benfica 15 milyon euro talep etti. Galatasaray'da 8 milyon euro ile oturdu masaya. Victor Nelson için 7 milyon euro vermiş. Daha yüksek rakamlara Gerson için çıktı ama maksimum 10 milyon euroya çıkardı. Aradaki 5 milyon euro farkta. Kapanacak gibi değildi. E şimdi oyuncu oynamadı. E, geçen bir 4 aylık süre var. Artı Benfica'dan da Gelson Fernandes'e sözleşmeni uzat şeklinde bir talep var. Gelson Fernandes'e buna yanaşmıyor. Bir buçuk yıl sonra serbest kalacak ki Portekiz'e bu tarz stratejik uzatmalar sözleşme anlamında görüyoruz. Galatasaray yine teklif yapacaktır Gelson Fernandes'e. Ben bu sefer Benfica'nın 15 milyon euro isteyeceğini düşünmüyorum. Eğer Galatasaray'ın istediği ölçeklerde örnek veriyorum sessiz düşünüyorum. 7 milyon euroyu Nelson'a veren Galatasaray Gelson için 8 milyon euro verir diyorum. hani Takımdaki en yüksek bonservis yatırımını yapar ki Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu orta sahada işte görüyoruz o denklemi. Tayland, Chicalda, Berkan, arada Fegüli, Morutan, Emre Kılıç o bölgede oynuyor. Oranın tam aslında o boşluğu dolduracak oyuncu Gerson Fernandez. Transferin ilk sırasında olduğunu söylüyorum ama tabii burada yine belirleyici taraf Benfica olacak. Bakalım Benfica'nın kararı ne olacak? Onda hep birlikte göreceğiz.